17-23 Ekim haftası sevgili tarotlarım ve güzel takipçilerim, tarotu takip eden güzel ailem. Evet, çekiş iş devam ediyor. Doğru yorum, doğru beğeni, doğru dinleme, size her hafta bir kişi bu konuda şanslı olacak diyorum. Sevgili koçlar, bu ara aile içerisindeki doğmasını istediğiniz mal, miras, tapuyla alakalı noktada özellikle kendi ailenizle alakalı tartışmalar ve erkek noktasından kaynaklanan abi, kardeş konusundaki haksızlıklara uğrayacağınız, sizi yok sayacak bir evrenin içerisindesiniz. Daha dikkatli olmanızı öneriyor ve insanların sizin kalbinizi kırmasına her seferinde fırsat veriyorsunuz. Özellikle aile içerisinde B ve A harfi belirgin olan kişi sizin haklarınızı ziyan etmeye çalışacak. Mücadele vermeniz ve bunlarla ilgili doğru evreler yaşamanız gerekiyor. Evli çiftlerimizde özellikle eşinizin işle alakalı yoğun seyahatleri ve sizinle ilgisiz tavrı artık tam anlamıyla sizi yıpratmaya başladı. Eşinizde C ve E harfi varsa eşiniz sadece iş derdinde, ama siz aldatılma korkusu ve onun yalanlarını çıkartmaya çalışıyorsunuz. Onun hiçbir yalanı yok. Sadece ekonomik olarak güçlenmeye çalışıyor. Yalnız sizin ilişkilerinizle alakalı başkalarının lafı ve başkalarının söylemi çok önemli olduğu için hayatındaki insanı dinlememek adına kavga ve savaş çıkartıyorsunuz. Artık bu fikirlerden, bu düşüncelerden çıkmanız lazım. Çünkü o sizi seviyor. Evli çiftlerimizle alakalı noktada doğum günü, hanemizde kutlamalar söz konusu olacak. Ama eşimizin babası, eşimizin erkek kardeşi sizi sevmiyor ve sizi takdir etmediği için hep kötü bir enerjidesiniz. Artık bunları önemsememeniz lazım. Onların şeytani fikirleri sizin evliliğinize zarar verecek. Başkası değil, kendiniz için uyanın diyorum. Bir de kendi üzerinizde bir enerji kaybı var. Kadınlardan kaynaklı size zararlar geliyor. O yüzden bol bol kendi enerjinizi değiştirmeniz lazım. Ve iş konularımızla alakalı da fırsatlar var. Özellikle işinizde inancı çok kuvvetli olan ve yaşça olgun bir insandan alacağınız destek sizin değişmenize ve dönüşmenize çok fazla yardımcı olacak. Ve kaoslardan çıkacaksınız. Hiç aşık olmayan güzel takipçilerim için üzerinizde kısmetsizlik var. Dua okuyun, enerjiniz azalsın. Yoksa bu ilişkileriniz hep yarım kalıp hep mutsuzluğa geçiş sağlayacaksınız. Ev almak ya da araç almakla ilgili fikriniz varsa para ekonominizde düzensizlikler var. Bunu toparlamanız şart. Bir de görümcenizde T ve B harfi varsa sizinle ilgili çok güzel gördüğünüz bir şeyin yanlışıyla yüzleşeceksiniz ve onun doğru olmadığına karar vereceksiniz. Hoşça kalın. Sevgili boğalar, nasılsınız? Güzel takipçilerim, çekiyorum. O günahınızı alacaklar. Dedikodularınız tavan yapacak. İkiyüzlü insanların gerçek yüzünü öğreneceksiniz. Özellikle sevdiğiniz bir dostunuz ya da aile içerisinde S ve E harfi, anne soyunuza ait teyze, dayı hanımlarından kaynaklı göze fazlasıyla geliyorsunuz ve onlar sizin hayatınızdaki başarılarınızı kıskanıyor. O yüzden evde enerjinizi anneniz ya da büyüklerimiz evin enerjisine bir kurşun döktürsün. Ve burada bir kısmetsizlik var. Kardeşler arası. Herkes düzen oturttu. Sizin ailenizde bir düzensizlik var. Özellikle A harfiyle başlayan kişinin genetik yapısıyla ilgili başka birinin enerjisini almış ve her şeyi yarım kalıp iş olsun, para olsun. Bu siz de olabilirsiniz. O yüzden evinizde bol bol kendi için anneniz, dedeniz, sevdiğiniz bir insanın duasını almanız şart. İş konularıyla ilgili yeni fırsat ve yeni kapılar söz konusu olacak ama 4 ya da 5 kişiyle aynı masada oturuyorsanız renkli gözlü olan bir kişi sizin işinizle ilgili sıkıntı yaratacak. Ama inancı kuvvetli olan insan size uyaracak. Ama siz yine bildiğiniz noktada ilerleyeceğiniz için kalbiniz size doğru noktayı gösterecek ve işinizde istediğiniz başarı var olan noktada. Evli çiftlerimizle bozuk olan ve evliliğin bitmesi üzerine olan, eşim benden soğudu, ben de eşimden soğudum, aynı evin içerisinde soğuk rüzgarlar esiyor, benim her söylediğim ya da onun her söylediği şey bana batıyor diyorsanız, evet, çünkü bu ilişkide özellikle eviniz 5. 5 numara,
ya da beşli bir binanızda beş rakamı varsa bu evin enerjisinde farklı bir göz oluşmuş ve bu gözden dolayı eve giren herkesle tartışma yaşıyor olma ihtimaliniz var. Çocuklarınızla ilgili özellikle eğitim konularında yurt dışı ile ilgili plan ve yolculukları var ama sizin ekonomik olarak onları destekleyemeyeceğinizle ilgili korkularınız var. Onlar kendi başarısını, kendi yolculuklarını yer alacaklar. Evli ya da nişanlı çiftlerimiz arasında güzel ve dengeli bir süreç var ama ev alımı bu çöle düşmektir. Hep bir şeyi tutuyoruz ve aksilik. Tam araç alacağız, başka bir para borca gidiyor. Tam bir sıkıntı olacak, başka bir noktaya gerçekleşiyor. Bu dönem bu evreyi halledeceksiniz. Ama ailemizde ceza, mahkemelik ya da yasal problemde birinin cezası ağır olacak ve çok iyi bir avukat tutmanız gerekiyor. Tutmadığınız takdirde uzun soluklu ciddi bir kriz var. Aile büyüklerimizi sizin her konuda destekliyor ama siz onlara yalan söylüyorsunuz. Bu yalan para için olmamalı. Onların mutluluğuna zarar veriyorsunuz ve onlar sizi çok seviyor diyorum. Bu arada nişanlanma planı olan kişiler daha çok evlilikleri boşanma olacak. Özellikle eşinizde M ve U harfi varsa ve özellikle toprak burcu insansa aldatılıyorsunuz. Dikkatli olmanız gerekiyor. Bir de aile içerisine yakın ya da ailenize ait mal konularınızla ilgili eşinizin soyunda bazı eşiniz yok sayılacak ve siz birbirinize sımsıkı sarılmanız lazım. Yoksa eşiniz çok büyük sıkıntıya ve kedere düşecek. Bir de sevgili takipçilerim, yatak odanızda bir enerji kaybı var. Oraya giderken herkes esniyor. Yani gündüz olsun, akşam olsun orayı tuzlu suyla, sirkeli suyla yıkayıp oraya karınca duası ve bereket duası okutmanız lazım. Bir de bazı çiftlerimizde dini nikahınızı tazelemeniz lazım. Burada bir güvensizlik oluşmuş ve söylenen laflarda dini nikahımız zarar görmüş gözüküyor. Dikkatli olun. Sevgili ikizler, canlarım, ruhunuzu iyileştirmek, bereketinizi bulmak, daha güzel fırsatlar yaratmak için kendi gerçeğiniz. Yani inandıklarımızı atmak, kendi inançlarımızı koymak, kendi bereketimi sağlayacağımız doğru bir hafta. Özellikle iş yerinde iri yapılı, hafif kilolu bir insandan alacağınız destek sizin iş başarınızı aydınlık. Mesela Meryem gibi, Mustafa gibi, mesela Samet gibi kişilerden çok büyük bir destek ve anahtar değişimiz, iş değişiminiz size büyük fırsatlar yaratacak. Sihir gibi yenilikleriniz var. Bu yenilikler sizin başarı odaklanmanız için hayırlı. Ama der ki aşk enerjisinde yarattığınız ve aşkla alakalı bağlantı kurduğunuz kişinin hayatında başka bir gizlilik var. Ve bu gizlilikten dolayı bu ilişkide kocaman soru işaretleri gözüküyor. Bunları toparlamanız şart diyorum. Evli çiftlerimizin arasında kader çarkı tekrar size mutluluk, tekrar size huzur veriyor ama siz bu huzuru gereksizce tetikliyorsunuz ve diliniz, enerjiniz o kadar sert ki yani evin içerisinde huzur yok. Yani siz ister istemez evinizin enerjisine kendi dilinizle zarar veriyorsunuz. Bu evde herhangi bir sorun yok. Sizin psikolojik evrede güven probleminiz var. Bu ara panik ataklarınız, korkularınız, rüyalarınız peş peşe sizi tetiklediği için endişeleriniz bununla alakalı noktada. Para konusunda hazinenizde yanlış yatırımlar yaparak zarar göreceksiniz. Saçma sapan ev satmak, toprağı satmak, o krizimiz var, bu krizimiz var diyerek zararlar görüyorsunuz. Mümkün olduğu kadar malımızı, toprağımızı satmıyoruz. Kardeş, aile içerisindeki kaoslar bitiyor. Özellikle ailemizde toprak burcu biri varsa onun yurt dışı yolu, yeni bir evlilik ve yeni düzen kurması ve hayatımıza girecek insanın sizin hayatınızda sanki zararlı gibi ve hiç tanımadığınız bir insana eleştiri yaratıyorsunuz. Bu insan kötü değil, siz onu kötülüklere itebilirsiniz, dikkatli olun diyorum. Bu ara çocuklarınızla alakalı noktada da onların dışarıdaki enerjileri yorucu, evde de sizin baskın yönünüz çocukları yıpratıyor. Onlara sevginizi, kalbinizi daha doğru noktada iletmeniz lazım. Bu ara evlenmeyi düşünen çiftlerde geçmişe ait ilişkisinden kaynaklı nazar oluşmuş. Evliliğiniz bu nazardan, ilişkiniz bu nazardan dolayı bitebilir. Karı ilişkiniz, nişanlı, sözlü çiftlerimizin kendilerini okutması sağlıklı.
Bir de aracınızın içerisinde böyle yağ gibi ya da evinizin kapısında bir yağ enerjisi var. Bu evinizin kapısı ya da aracınızın içini sirkeli suyla okumanız daha sağlıklı ve daha hayırlı. Unutmayın efendim. Sevgili yengeçler, nasılsınız? Hemen bak, meditasyonunuzun çok yüksek. Hatalara açıksınız ama meditasyona, içinizdeki enerjiye çok güvendiğiniz için bana zarar gelmez, bana hiçbir şey olmaz diyeceğiniz bir hafta. Ve evet, bu haftada iş çevrenizde, özellikle de bu iş çevrenizde 3 kişi arasında ihanete uğrayıp işiniz ve paranızda gözü olan insanlar var. Bu ara nazar taşı taşıyabilirsiniz. Nazar duası okuyun iş kapınızda ve oraya yeni bir anahtar bırakırsanız işiniz zarar görmeyecek. Alternatif farklı noktada iş beklentileriniz varsa bunlarla ilgili özellikle sarışın ton, kumral tondan alacağınız destek çok güzel bir başarı ve aydınlanma yaratıyor. Korkmanıza gerek yok. Evli çiftlerimizle alakalı Rabbim size bu hafta hem güzelliği, hem huzuru, hem bereketi yaratacak. Işığınız o kadar güzel aydınlanacak ki evinizdeki kötü oluşan, size zarar veren ve hayatınıza zarar veren kötü enerjilerden kurtulmuş olacaksınız. Yalnız çocuklarınızla alakalı yanlış kararlar verip onları boşluğa ve baskı içerisinde tutuyorsunuz. Onları daha relax bir şekilde birlikte kitap okuyarak, onların hayatına dokunarak daha güzel başarılar elde edebilirsiniz diyorum. Sevgilisi olan çiftlerde aranızda kültür, aile farkı var. Bu evlilik olur ama kolunuz eliniz bağlanır. Evet, birbirinizi seviyorsunuz ama kültürel farklılık sizi fazlasıyla zorabilir. Özellikle bergin, ilişkinizin aile yapısında böyle biri varsa kökünde yabancılık olabilir. Bu sizi çok destekleyecek ve koruma altına alacak. Onun fikirlerine mutlaka inanmanız lazım. Yasal bazı problemleriniz var aile içerisinde ama yalanlar, hikayeler hiç bitmiyor. Ama şunu demek istiyorum. Siz bu yalanlar içerisinde o kadar kalbiniz kırılmış ki onları dinlerken bile ne zaman düzelecek bunlar diyorsun. Onlar hiç değişmeyecek. Ne aileniz, anneniz, babanız, çevreniz. Siz bu yalanlar içerisinde kendi krallığınızı, kendi mutluluğunuzu oturtmanız lazım. Su burcu bir insandan zarar göreceksiniz. Balık, akrep, yengeç burcu birinden. Ufak tefek seyahatleriniz söz konusu olsa da gideceğiniz seyahatlerde iş ve ilişki gerçekliğinde tartışmalar var. Ağzımızı tutabileceğiz. Bu ara yediğiniz, içtiğiniz, evinize gelen mal ya da yiyeceklere dikkatli olun. Okunma enerjisi var ve bu okunma enerjisi sizin enerjinizi çalacaklar. Besmele çekerek her gelen ürünün üstüne dua okumanızı öneriyorum. Bir de görümcenizin size yapılacağı kötülükle karşı karşıya kalacaksınız. Bilginiz olsun. Sevgili aslanlar, nasılsınız? Güzel bir tarotlarım size ne diyecek bakıyorum. Aile içerisinde eşinizin saçma sapan bağımlılıkları, dengesizlikleri, kırıcı tavrı, iğneleyici tavrı, sizi yok sarması artık sizin canınıza ve maske takıyorsunuz evde. Ya bu deveyi güdeceğim ya bu deveden gitmek zorundayım diyorsunuz. Ekonomik olarak da maddi olarak da daha birikmettirmeniz gereken noktalarınız var. Ya bu deli deli ruhunuza vurun. Hiçbir şey yokmuş gibi takılın. Çünkü burada sizin en önemli şeyin cesaretin, evlatlarınız, düzeniniz için bu cesareti kurduğunuz takdirde Aslan Burcu kendi hazinesinde kendi anahtarı ve ailesinden almak istediği bir mal var. Bu malı alsa çoktan kocanızı ya da hanımınızı boşayacaksınız. Bu sizin üzerinize gelmediği için de cesaretiniz yok. O mal sizin ama daha vakti var diyorum. Bu ara iş konularınızla alakalı ortam çok gergin. Ortamda herkes egosunu tavan yapmış. Yani birilerine bir şey anlatırken bağırmaktan, çağırmaktan, konuşmaktan o kadar çok yoruldunuz. Hem bilimsel yavranmak istiyorsunuz, hem de hiçbir şey önemsemek istemiyorsunuz ama sorumluluk içerisinde olduğunuz şeyleri düzeltmeniz lazım. Otorite sizden gidiyor, başkaları sizin hakimiyetinize geçmek istiyor. Bir de eşinizin sülalesinde, eşinizin erkek kardeşi, eşinizin kardeşinin hanımıyla alakalı yüz yüze tartışmalar söz konusu olacak. Hatta bunda E harfi, S harfi ya da M harfi olabilir. Bunlar parayı bulmuşlar ama sizi rencide ediyorlar. Onlarla muhatap olmayın. Hep çıkarları var. Bu çıkarlar size zarara sokuyor diyorum. Sizin kendi ailenizde kardeşler arasında onların kendi yarattığı sıkıntılar o kadar dert olmuşsunuz ki para desteği vermekten,
onları iyileştirmekten çok yorgun. Kendinize ne zaman vakit ayırmayı düşünün? Evet, iş konunuzda hasta dilim ve priminiz artarsa kendi gücünüzü daha rahat bir noktaya oluşturacak. Tatil ve yolculuk ve son kez bir kafamı dinleyeyim. Ve bu ara sizin için inanç, Eyüp Sultan Hazretleri yaşadığınız yerde bir türbeye giderseniz üzerinizdeki bu negatif enerjiden kurtulmuş olacak. Sürpriz paralar, sürpriz güzel gelecek fırsatlarımız da var. Bunu unutmayın. Aile içerisinde kredi, vergi borcunuz sizin üstünüzde gözüküyor. Dua ederek bunların hepsinden kurtulmak istiyorsunuz ama bunlar sizin göreviniz. Siz bir köle izavrasınız. Köleliğinize devam edin ama mutsuzsunuz. Mutluluk için biraz daha kendinizi şifalandırmanız lazım. Evet, ortaklı işle ilgili tebrikler diyor. Güzel kazançlar var ama çocuklarınızın eğitimiyle alakalı bu ara daha çok konsantre olmanız lazım. Çünkü onlar biraz eğitimi önemsiyor ama dağınık kafaları var. Toparlayın efendim. Sevgili Başaklar, nasılsınız? Hemen çekiyorum. Oh! Babanızın sağlık problemi, anneniz ya da kardeşler arasındaki yaşanacak sağlık problemiyle hastane, evrak, koşturma evremiz var. Artık ben birilerine bakıcı mıyım? Ben kocama mı bakacağım? Anama mı bakacağım? İş yerinde insanlara mı bakacağım? Yani insanların benim bereketimi ve şansımı yemelerinden o kadar yorgunum diyorsunuz ki. Ama sizdeki o enerji her zaman onlara yardımcı olacak. Ama siz zarar görüyorsunuz. Biraz enerjiyi kendimize çekelim. Ve siz gerçekten kıskanılıyorsunuz. Bu ara yeme psikolojiniz çok fazla artmış. Devamlı karın yağlarınız, bu tarz noktalarımız var. Özellikle ailemizde Ela açık yeşil gözlü biri varsa kazaları açık bir noktası, araç kullanıyor ya da alkol problemi varsa düzelmesi gerektiğini bilmeniz lazım. Yoksa orada büyük bir sıkıntı söz konusu olacak. İş gereği gitmemiz gereken yolculuklar var ama önünüze engel olacak. İsminde F, A, E harfi birinin işinize fazlasıyla engel olacağını bilmeniz lazım. Bu kişi sizin buradan kovdurmaya çalışıyor. Ama size güzel bir kapı var. Hatta bunda C harfi ve Y ve A harfi var. Bu kapı size daha uğurlu ve bereketli olacak. Aşık olduğunuz kişi sizi ölüp ölüp dildirse de bu aşkın yalan olduğunu kabul etmeniz lazım. Kabul etmediğiniz sürece kalbiniz hançerlenmiş. Evli olan çiftlerimizde yasal boşanma, yasal ayrılık ve hata mı yapıyorum diyor. Hayır, bu düzende o kadar ailesi, kendi aileniz ve kendi emeklerinizde ve paranız ve sorumsuz olan bir hayat arkadaşınızın hiçbir zaman değişmeyeceğini bildiğiniz takdirde kendi yolculuğunuzu yapmanız gerekiyor. Kendinizi geliştirmeniz lazım. Hançerlenen kalbiniz, yıkılan evrenize mühür vurmanız lazım. Bu ara estetik yaptırmanız gereken noktalar var. Kadın erkek ayrımı yapmıyorum. Yapın. Bir de çocuk, hamileyseniz gebelikte sıkıntı gözüküyor. Dikkatli ve doktor kontrol içerisinde olmanız gerekiyor. Bu ara asker ya da devlet görevi yapan bir kişinin kaçma niyeti var. Onun motivasyonunu arttırın, yoksa buradan gerçekten gidecek gibi. Sevgili teraziler, nasılsınız? Oo, büyük pişmanlık, para pişmanlığı. Verdiğiniz paraları geri alamamak, ailenize yaptığınız yardımın hayrını görememek, elinizden gelen her şeyi yapıp onların sizi yok saymasından o kadar çok bunaldınız ki, ama onlar sizin gerçek olduğunuz, onlar sizin doğru olduğunuzu görüyor ama bunu dile getirmediği için de acayip derecede haksızlıklar yer. Diğer kardeşler yan gelip yatıp siz bu eve düzen kurdukça sanki ben kullanıyor. Hayır, onlar sizin güçlü ve karakterli olduğunuzu bildiği için size sonsuz inanıyorlar. Sadece o diğer kardeşlerin rahatlığından rahatsızlar ve burada mal evresinde ya da toprak evresinde sizden başka kimseye güvenmiyorlar, bunu bilin. İş konunuzla alakalı noktada elinizi kolunuzu bağlayan L, B ve Z harfi biri size gerçekten zarar verecek. O ihanet etmeden siz bu iş yerini bırakmanız lazım. Beklediğiniz ve size güven veren kişi yalancı. Devlet ya da kurumsalda size söz verdi, bir paranı aldıysa bu iş olmayacak. Bence siz kendi krallığınıza, kendi enerjinizi daha rahat bir süreçte oluşturacaksınız. Eşinizin ailesi size misafir gelebilir, ortalık karışabilir ve bu bir yatılı kalıcılıkta sizle ilgili eşinizle aranızı bozabilirler. Dikkatli olun. Aile apartmanı ya da düzen apartmanında oturuyorsanız burada bir ölüm ve miras tartışması söz konusu olacak. Eşiniz kendi ailesine karşı gerçekten çıldırmışçasına bağırma ve eşinizin
onu görmedikleri bir aile yaptığı iyiliğin kararsızlığını yaşıyor. Sağlık probleminiz olabilir, bel ve boyun probleminiz, ufak bir operasyonunuz var, dikkatli olun. Ama der ki size fırsat aşklar var, kaderiniz güzel noktada değişecek. Sürpriz, gözleri masmavi bakan biri ve yurt dışı kapınız var. Ve bu yurt dışı kapı sizin hayatınızda hem güçlenmenize hem de size dokunacak güzel aşklara da yelken açacaksınız. Kemik eriminize de dikkat etmeniz lazım. Sevgili akrepler, beğen, yorum yaz. Oo, iş yerinizde beklenmedik birinin iyiliği, yeriniz değişecek, hayırlı olsun. Size kazık atanlar kovulacak, size zarar verenlerin yerleri değişecek ve siz kendi maskeniz, kendi başarınızla yerinize, cesaretinizle kazanmış olacaksınız. Yalnız bu firmanızın size farklı kapılar açacağını ve yolculuklar ve seyahatlerle alakalı yurt dışında da iş imkanları sağlayacağı gözüküyor. Ve burada der ki D harfi kim varsa size büyük bir huzur ve mutluluk verecek. Bir ev satma kararsızlığınız var. Satayım mı, kalsın mı? Bu evin satması sizin için daha bereketli ve hayırlı. Çünkü bu evde geçmişe ait karma psikolojiler var. Elimizde bu evde geçmiş gözler çok fazla var. Ailenize ait bir miraslı toprak olabilir. O yüzden herkesin gözünün yüzünden satmanız, yeni eve geçmeniz sizin için daha sağlıklı gözüküyor. İlişki konusunda sizin kalbiniz artık ilişkinize ait hissetmiyor. Hissetmediği için de her kırık kalbi iyileştirmeye çalışıyorsunuz. Onu idare ediyorum, bunu idare. Evdeki insanları irade etmek seni mutlu ve konuştukça anlamayan insanlarla dolusunuz. Yalnız parasal evrede güçlenmeye başladınız. Gücünüz ve dengeniz oturttuktan sonra ilişkiniz için terapi alırsanız siz doğru ve krallıktasınız. Krallığınızı kaybetmemeniz gerekiyor diyorum. Bu ara içinizde şeytani fikirler, ben istediğim her şeyi yaparım, alırım, bu para benim, ben istiyorum, kocamın hiçbir hayrı yok. Bu ne yaptıysam ben, evet sen yaptın ama onu alırken de sen aldın. Bir başkası almadı, bunu böyle aşağı çekmeni istemiyorum. Görücü usulü evlenen sevgili takipçilerim için eşinizde A ve K harfi varsa hem ailesinden hem de ondan nefret ettin ve çıkış yolun yok ve çok mutsuzsun. Bereketlenip Allah sana bir kapı açsa da gitsen modundasın. Hayırlı bir kapın var. Bunun için vaktin var ama kendini geliştirmen lazım. Bu geçmişle ilgili yaptığın hataları artık liste yapıp yeni bir yol çizmen lazım. Bu yolu çizdiğinde kendi hapishanenden çıkıp özgürlüğüne kavuşacaksın diyor. Mahkemesi, miras mahkemeleri, ailevi mahkemelerde vakti ve zamanı gelince haklarınızı dengeli bir şekilde alacaksınız ama mesela amcanızın karısı fesat, dikkatli olun. İftiralar, yalanlar, karmaşık olaylar sizin üstünüze yapışabilir. Kimseyle muhatap olmayın. Hoşça kalın. Yaylar, ay çok sıcak vallahi, size bir şey söyleyeyim, her yerimi ne yapayım ya. Evet, sarılmak, inanmak, sevgiye, şefkate, duyguya, aşka ihtiyacınız var ve burada şöyle bir şey var, ben duyguyla, sevgiyle, hani sevişmek değil, sevmek, yemek yemek, sohbet etmek ve beni anlayacak, seyahat edeceğim bir insan istiyorum. Ben artık yaptığım iyiliklerin karşısında hep terk edilen tarafım. Ben ne zaman doğru aşkı bulacağım diyen sevgili takipçilerim için diyorum ki aşk size mutlulukla, mahkemesiz, yargısız, güzel bir aşka yelken açacaksınız. Ama hataya da müsait yapınız var. Her şeyi anlatıyorsun. Gizli hiçbir şeyiniz yok. Biraz gizlilik, biraz cazibe katın. Yani insan sizi merak etsin. Sizin merak edecek bir şeyiniz kal mı? Anam, babam, evim, malım, fakirim ya da zenginim. Bunları açıklamayın. Siz bilgeliğinizle, aklınızla, enerjinizle güzel şeyler yaratabilirsiniz. İş konusunda ihanet yok. İş konusunda aşk üçgeni var. Burada üç kişi arasındaki yaşanan ilişki, siz biliyorsunuz, tehditkar konuşmalar var ve sizi işinizden edebilirler. Siz görmediniz, duymadınız, ne yapıyorlarsa yapsınlar. Evli olan çiftlerimizle alakalı noktada çocuklarınızın biraz sağlık problemi ya da sizin içsel dünyanızdaki sağlık problemi, evdeki insanlarla ilgilenemiyorsunuz. Bu ara eşinizin tatlı yalanları var. Bu yalanlara şahit olacaksınız ve yüzüne söyleyeceksiniz. Özür dilese de onu takip etmeye devam edin. Çünkü aynı hatalara, aynı maruza kalacak. Taşınmak, yeni bir eve geçmek, güneş ışığı şeklinde de mesela şehir değiştirmek istiyorsunuz eşinizle, başka bir hayat kurmak istiyorsunuz.
Ama bununla ilgili yaparız yapamayız, buradaki düzeni oturtamayabiliriz diyorsunuz. Bence yapın. Bereketlenmek ve aydınlanmak, var olmak sizin elinizde. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum dedim bile. Yeni aşık olanlar kendi gerçeğinizin anahtarı var. Bu gerçekte de özellikle kadın ve erkek ayrımı yapmıyorum. S ve İ ve L harfi ya da H harfi sizin kader çarkınızda muhteşem bir dönüşüm yapacak. Aşkla şifalanacaksınız. Yalnız dikkatsizsiniz. Ev içerisinde düşebilir. Ev içerisinde sandalyeye otururken sandalyeniz kırılabilir. Dikkatli olun efendim. Sevgili oğlaklar, nasılsınız? Sihir gibi iş anlaşmanız, kaderinizdeki değişecek yollar, hazineniz ve para hazinenizle alakalı çok güzel başarılarınız var. Yöneticiniz, patronunuz, erkekse sizi çok her konuda destekleyecek ve bu destekleme sizin yönünüzü ve hayatınızı en iyi şekilde. Geçmiş iş yerinizden teklif var. Eğer geçmiş iş yerinize dönerseniz ciddi anlamda maddi kayıplar, ciddi anlamda zararlar görebilirsiniz. Mümkün olduğu kadar şu anki yerimizi kontrol edelim. Seyahat ve iş gereği gitmeniz gereken noktalarda hiçbir pürüz yok, hiçbir engel yok. Fakat şunu demek istiyorum. Sizin kendi içinizdeki o toplantı ve görüşmelerde kendinize güveniniz yok. Bunu aşılamanız lazım. Ufak tefek yabancı dil eğitimi ya da kurslarınızı tamamlamanız gerekiyor. Bunlar sizin için eksik. Yurt dışına gidecek evladınız ya da yerleşmek istediğiniz biri varsa, hatta bunda Z, U, T ya da Y harfi ise onun yolu aydınlık ve hayırlı. Onun geleceği artık orada. Bu ülke onun kısmetini, rızkını bağlıyor. Gideceği her nokta aydınlık. Evli çiftlerimizde soğukluktan çok birbirinize konuşma, sohbet etme, iğneleyici konuşmalar var. Birbirinizi anlayarak nasıl iğneleyici konuşuyorsunuz? Bunu çözemiyorum. Birbirinize adaletli, birbirinize saygılı davranın. Çünkü geçmiş sorunlar evimizde bitmemiş. Bunları bir an önce çözüp yeni hayata ve bu boşluklardan çıkmanız gerekiyor. Ev alma tapunuz hayırlı olsun. Yeni tapu size uğurlu ve bereketli gelecek. Ama kalbinizde geçmişe ait unutamadığınız biri var. Bunun sizinle hiçbir alakası yok. Kendi düzeninizi, kendi mutluluğunuzu bunun için bozmayın diyorum. Sevgili gençler, aşk için dengeye başlamak için huzur var ama anneniz ya da ailenize her konuda destek olmanız lazım. Bu ara bağımlılıklarınız, bu ara dışarı meraklarınız var ve devamlı renkli bir dünya içerisindesiniz. Zarar görmenizi istemiyorum. Sevgi ve mutlulukla kalın. Sevgili kovalar, nasılsınız? Mahkemesel sorunlarınız, tebrikler, kazanmış gözüküyorsunuz. Bu iş mahkemeniz, para mahkemeniz, beklediğiniz noktada boşluğa değil, güzel imzaların atılıp haklarınızın size sunulması gösteriyor. O yüzden artık günahkar seçilen hayatınıza bereket ve aydınlık var olacak. Ama eşinizin soyunun size çok güzel bir desteği olacak. Uçmak, cesaret, maddi ve manevi. Ev konuda da sizi dengeleyecekler. Yalnız eltiniz olabilir, bu kayınçonuz olabilir. Onların sizinle ilgili farklı fikirleri var. Sırlarınızı, karı koca, hayatınızla alakalı detayları anlatmanızı istemiyorum. Zaman zaman bunlarla hesaplaşmak zorunda kalıp haklıyken suçlu duruma düşebilirsiniz diyorum. Özellikle eltiniz ya da kayınçonuzda Y, F, İ harfi varsa onlar iyi niyetli değiller, art niyetliler, ihmal etmeyin. Bir de kayınpederinizin kendi anne ve babasından kalan miras konularında tartışmalara şahit olacaksınız. Siz şahit tutulabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar şahit olmayın. Eninde sonunda size zarar gelecek diyorum. Unutmayın. Aile içerisinde kardeş ya da babanızın yasal problemleriyle ilgili aydınlanma var. Önündeki pürüzler bitiyor. Daha güzel kapılar açılıyor ve sicili temizleniyor gözüküyor. Bir de şunu demek istiyorum. Yeni evlenen çiftlerimizde sürpriz ev anahtarı, sürpriz çocuk ve mutluluk evresi var. Hiç korkmanıza gerek yok. Ha, hiç şansım yok. Ne parada, ne aşkta, ne tuttuysam elim kolum bağlandı diyorsanız Rabbim size hem bilgeliğinizi hem zenginliğinizi hem de size güzel bakacak insanın buluşmasını nasip etmiş gözüküyor. Araç alanlar hayırlı olsun, duanız kabul olmuş. Ha, araç anahtarı içerisinde de güzel bir aşka yelken açacaksınız. Evinize komşu gelen yıllardır lise ya da üniversite arkadaşınızın fesatlığıyla karşı karşıya kalacaksınız. O eve soktukça hata yaparsınız. Eşinize ya da eşinizdeki çevreye gözü var. Dikkatli olunuz.
Sevgili balıklar, nasılsınız? Oh, oh, bu hafta meditasyonunuz, içindeki güvensizliğiniz, yaşadığınız krizler bitiyor. Mührünüzü, gücünüzü, ekonomik olarak da kendi saltanatınızı yeniden doğmayı başaracaksınız. Hatta şans size bu hafta tarotlarda gelecek mucizevi paralar, gelecek sürpriz olaylar, gelecek iş kapılarınızla ilgili şahane fırsatlarınız, köklenmeleriniz var. Aşk konusunda biraz yalancı ruhunuz, hayalperest ruhunuz, karşı tarafa verdiğiniz vaatleri yapmayabilirsiniz sevgili balıklar. Bu da karşı tarafı depresyona itebilir. Sonra da kendi içinizde vicdan hesabına giriş yapabilirsiniz. Sevgili erkekler, muhteşem kalbinizdeki kadınla evlilik yolundasınız. Aile uyumu da var. Kaybetmeyin, çünkü sen zaten zorsun. Keyif insanısın ve kafa düzenli çalıştığı için düzenli hayatını al ve mutluluğun tadını çıkar. Evli çiftlerimizle alakalı noktada pürüz yok. Ama pürüz bence sizin kendi kardeşleriniz arasındaki tartışmalar, küskünlüklerin devam edeceği ve saçma sapan olaylar evimize yansıyacak. Kardeş arasındaki sorunları bir an önce çözün. Yeğenler, kuzenler ve sizin çocuklarınız arasında bağ kopukluğu söz konusu olacak. Bunu ihmal etmeyelim. Mutsuz olan ve kocamın beni aldatıyor ya da hanım beni aldatıyor diyorsanız alakasız şeyler var, alakasız dedikodular var. Burada sadece birbirinizi anlamadığınız ve konuşmalar arasındaki söylemlerde terslik var. Birbirinize bir psikolojik destekle bu aşkı tekrar alevlendirip tekrar bereketinize girebilirsiniz. Ve Allah size öyle bir bereketle yansıyor ki bu yansıma size huzur verecek. Evinizde altınınız, paranız, bu konuları konuşmayın. Para rızkınız göze geliyor. Bir de bu ara eşinize bir altın borcunuz var ve evde değişmesi gereken koltuklar var. Söz verip yapmamak eşinizi incitiyor ve mutsuz olan sevgili balıklar, boşanmayacaksınız. Ona tekrar bir şans vereceksiniz ama aynı döngüde acı çekeceksiniz. Bilginiz olsun, mutlu kalın, hoşça kalın.